Sınav süresince beklentilerim zaten bunun daha aşağısındaydı. Amacımız annemin babamın da istediği gibi yakın puanlar alıp daha yakın bir liseye gitmek, aynı liseye gitmek tam olarak amacımız. Tabii yüksek hedeflerimiz de vardı. Çalışmamıza gelirsek disiplinli, düzenli çalışarak ve en önemli olarak konuyu tam derste öğrenmek sınav sorularını daha rahat cevaplamamızda en önemli bir etken. Sınav zamanı gece tabii bu çok farklı bir ortam. Sınav esnasındayken ben de yaşadım bunu. Çok stresliydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Zaten sınavdan sonra full çektiğimi öğrenince çok şaşırdım. Beklemediğim bir şeydi. Kardeşimle çekişmelerimiz ortaokulda başladı. Ya 5. sınıftayken sınıf öğretmenimiz sınıf ortalaması değil, kişisel ortamını açıklıyordu. Sınıf birinci, sınıf ikincisi. 5. sınıftayken sınıf birincisi oldum. Tabii o zamanlar yazılıdan falan böyle çok bir inşallah hepsinden 100 alırım falan gibi bir hedefim yoktu sınıf birinciliği. Daha yeni öğreniyordum sıralamaları da. Oradan Ömer'i geçtim. İkimiz arasında bir yarışma başladı. 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıfta hep ben böyle önde gidiyordum. 7. sınıfta zaten okul üçüncüsü oldum burada. Böyle iyice 8. sınıf gelince işler iyice kızıştı. Amaç daha yüksek almak. Böyle olunca da rekabet büyüyor. Çok istiyordum zaten aynı olmasını. Aklıma geliyordu tabii. Oldu da çok güzel oldu böyle. Sınavdan önce hep böyle şey diyorduk. Birbirimize söylemek yok, sonra yanlış yaptığımızı öğrenince moralimiz bozulur, daha da kötüleşir diyorduk. Ama ister istemez arada kaçıyordu ağzımızdan, sen ne yaptın, ben ne yaptım böyle. Tam gittiğimizden haberdardık. Sonuçta zaten neredeyse hepsini doğru yaptığımızı düşünüyorduk. Sonuçlar gelince de çok mutlu olduk ikimiz de aynı yaptığımızı öğrenince. Kardeşimle olan rekabetim böyle ondan o yüksek alıyor. Ben daha yüksek alırım. Böyle yarışmalarda birbirimizin önüne iyice atlıyoruz ve belli bir tam sınır noktasına kadar gelebiliyoruz birlikte. Kardeşimi geçmek yani çok büyük bir mutluluk benim için. İlk defa geçiyorum çünkü. Benim derslerim 5. sınıfta çok kötüydü aslında. Sınıf 5.'si olmuştum. 6. sınıfta sınıf 2.'si olmayı başardım. Ceyhun'la farkım vardı hala. 7. sınıfta o biraz daha azaldı. 8'de de onu geçmeyi başardım. Teok'ta işte ben biraz Türkçe'de nasıl diyeyim, gerçekten ellerim terledi. Çok tedirgin oldum. Benim Türkçem biraz kötüdür yani. İşte o Türkçeden sıfır yanlış olduğunu görünce çok sevindim. Yarın da fende de biraz onda da terledim yani, korktum. Yani böyle diğer dersler bana göre kolay geçti yani. Kardeşim geçebilmek için derslerime daha fazla yoğunlaştım. Daha sonra anlamadığım soruları işte öğretmenlerime götürdüm. Yani konuyu daha iyi anlamaya çalıştım. Tabii o da öyle yapıyordu ama kısmet benimkiymiş bu sefer. Bunu atlatacaksın merak etme gibi. Mesela o soruyu yapamadığımda yani öğretmenine falan sorarsın merak etme gibi kardeşimden cevaplar alıyordum. Benim şaşırdığım nokta hani Türkiye genelinde çok az fulünün olması.